Hepinize selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün dostum Green Beret'leyiz. Neredeyiz? Amerika Nevada'da değiliz. Türkiye'deyiz ama gerçekten çok güzel bir kanyonun içindeyiz. Bugün taktik atıcılık yapacağız ve bazı driller yapacağız. Çok eğitici, aksiyon dolu, güzel bir video olacak. Ben çok heyecanlıyım. Dostumla beraber başlıyoruz. Senin biraz daha odaklanmanı, merkeze odaklanmanı sağlayacak. Tamam. Red dot yok herhalde silahta. Evet, seninki mekanik tamamen abi. Mekanik. Başlangıç etapı için her zaman mekanik nişangahla başlamak uygun olur. Ertan abi, güvenlik üstümüzde plakalı 9 mm mukavemetli yeleklerimiz var. Bu ilerleyen dönemlerde işte yapacağımız diriller için de bize ekstra bir ağırlık olacak. Kabaca 8-10 kilo bir ağırlığımız olacak. Evet. Seni biraz yoracağız bugün. Gittikçe yoracaksın galiba. Gittikçe evet. Önce ufak böyle statik, sabit durduğumuz yerde minik drillerle başlayacağız. Hem o sırada ben seni bir gözlemleyeceğim, neler yapıyorsun. En önemlisi, bizim dikkat etmemiz gereken en önemli şey güvenlik kuralları abi, biliyorsun. O konuda sonuna kadar hassas olacağız, dikkatli davranacağız. En yakın sağlık kuruluşumuz 2.9 kilometre ötede. Aracımız burada, anahtarı üzerinde. 5 tane ilk yardım çantamız var. Gerekli ekipmanlarımız var. Şimdi yavaş yavaş ne yapacağımızdan bahsedelim. Dediğim gibi önce statik, durağan bir atışla başlayacağız. Eğer bunları başarılı olursan, bunları geçebilirsen daha hareketli, ileri seviye driller yapacağız. Zaten tamam. Abi ben başaracağına inanıyorum. Elimden geleni yapacağım. Bayağıdır yapmıyorum ama senin şu anda duruşun, kıyafetin ve bana verdiklerin bile beni havaya soktu. Aynen öyle. Ve olduğumuz bu güzel bölgeyi. O yüzden sakin bir şekilde elimden geleni yapacağım. Alışılmışım bir tık dışına çıkacağız. Biraz senin işte fiziksel olarak yoracağım, işte başını döndüreceğim vesaire. Normalde çoğumuz antrenman yaparken işte sabit duran bir pozisyondayız. Hedefe doğru silah çıkarıyoruz, atış yapıyoruz, şarjör değiştiriyoruz, driller yapıyoruz. Şu an nasıl bir pozisyondasın? Rahatsın değil mi abi? Evet. Karşında biri bir şeyler anlatıyor. Evet. Vücudun gayet rahat, stres altında değilsin. Düşün ki bir silahlı olayla karşılaştığında veya silahlı olayla karşılaşmayı bile bırak. İşte bir sokakta biriyle trafikte tartıştığında, laf dalaşına girdiğinde, kavgaya girmesen dahi vücudumuz farklı bir pozisyona giriyor abi. Kasılıyor değil mi? Vücudumuzda sempatik sinir sistemi diye bir sinir sistemi var. O biliyorsundur, evet, duymuşsundur. Tabii aktif ki oluyor. Bu aktif olduğunda işte çok farklı şeyler meydana geliyor. Savaş ya da kaç. Evet, savaş ya da kaç, harikasın. İşte bu aktif olduğu zaman işte kan basıncım artıyor, solunumumuz hızlanıyor, adrenalin pompalanıyor. Böbrek üstü bezleri adrenalin pompalanıyor. Aynen öyle, işitsel seçicilik oluyor, yanında biri bağırıyor, duyamıyorsun. Karaciğer karbı kırıyor, diyor ki al enerji. Harika. Acayip bir güç geliyor, iman gücü. Görsel seçicilik oluyor, işitsel aynen seçicilik oluyor. Göz bebeklerin büyüyor falan. Kesinlikle öyle. Yani bunu aktif hale getirmeye çalışacağız diyelim biraz daha. Anladım. Efor katacağız için tamam, içine. Hazırsan başlayalım abi. Hay hay. Bugün ne dersen onu dinleyeceğim ben. Eyvallah. Temel esas dediğim gibi hiçbir boşluk kalmayacak şekilde, özellikle şu kunduz kuyruğu kısmında en tepeden yakaladığın, atıcı ve sürücü eline de kapattın, sardın. Aslında anatomimiz direkt burada boşluk kalıyor. Bak, parmaklarının evet üzerine oturttum. Ondan sonrası hedefe doğru çıktığımda, şimdi şunu yaparsam abi göreceksin, beni izle şimdi. Hedefe doğru çıktım. Biraz da başımı yedim. Bak, gergin bir pozisyonda duruyorum değil mi? Hı hı. Bunu yapmayacağım kesinlikle. Rahat. Rahat. Rahat bir pozisyondayım. Bakışlarım ileride, başım dik. Hedefe doğru çıktığımda kafamı eğmiyorum silaha doğru, öne doğru görmüyorum. Çift göz bakmam lazım. Tabii daima çift göz, kesinlikle. Normal hayatta gözlerimizi nasıl kullanıyorsak abi, bizim ülkemizde de en büyük eksiklerden biri, çok uzun yıllardır hep işte tek göz kapatılıp eğitim verilir, o şekilde atış yaptırılır. Daima normal hayatta, günlük yaşantımızda gözlerimizi kullandığımız gibi kullanacağız. Biraz önce bahsetmiştim ya bu sempatik sinir sistemi. Oraya gireceğim yine. Gözümüzü kapattığımız zaman birinci ve en önemli sebebi, atıyorum işte benim baskın gözüm sağ, hedefe çıktım. Sol gözümü düşürdüğüm zaman, kapattığım zaman şu kısımdan burası komple benim için yok oluyor. Alan hakimiyetini kaybediyorum. Görmüş, birinci tabii sebebi bu. İkincisi, aslında bir gözümüzü kapattığımızda uzmanların yaptığı araştırmaya göre açık olan gözünün görme keskinliği de bir %20-25 düşüyor. Üçüncüsü de işte sempatik sinir sistemimiz aktif olursa, o durumla karşılaşırsak, tünel görüşü dediğimiz bir görüş var. Yani bir tünele girersin, etrafın karanlık, ucunu görürsün. Çift gözle bile öyle bir görüntü oluşuyor gerçek hayatta. Sen burada tek gözle atış yapmaya alıştıysan
Bu zamanla sende refleks olacak, motor meleki olacak, evet. Hafızana kaydedilecek. O durumda tabancayı ne zaman çıkarırsan gözün düşecek. Çift gözle bile bir şeyler yapmak zordu. Bir gözle yapabilmek neredeyse imkansız hale gelecek. Ben o yüzden hep eğitimlerimde ilk etapta oturuncaya kadar şunu söylerim. Buraya bir post-it yapıştırdım. Buradan vurmanı istedim. Tek gözle buradan vurabilirsin ama çift gözün açık yapmaya alış. Buralardan vur, buradan vur. Hedefin dışına at, hiç önemli değil. Vuruş işleri çok basit işler. Zamanla oturur ama o refleksi gözümüzü kapatırsak ilerleyen dönemlerde geri döndürmek zor olabilir. Nasıl başlarsa öyle gidiyor. Aynen öyle. Şimdi asıl işin bu olmadığı için sürekli antrenman yapmıyorsun abi. Hedefe çıktığın zaman o arpacı gezin içerisinde çift göz oturtman zor olacaktır. Bu biraz bir zaman ister. Bazen red tatı bile bulmak zor oluyor. Gözünü tamamen kapatmıyorsun abi. Hafif hafif kısıyorsun. Hafif kıstığında baskın gözünle bir bakış atıyorsun. Arpacı gezin içerisinde göreceksin. Ondan sonra yavaş yavaş geri açıyorsun. Hiçbir zaman tamamen düşmesin gözümüz. İyi taktik. Biraz zamanım alacak ama ilk atışlarda sonra alışacağım. Evet, sonra alışırsın abi. Evet. Bana hazır olduğunu göstermek için sağ elini aldın abi. Çekirdek kısmı tam tersi baş parmağımla karşılayacak. Şarjör tak komutuyla beraber burada takacaksın şarjörünü. Böyle mi? Öbür türlü ters. Aynen. Aynen o şekilde takacaksın. Evet tak şarjörünü. Güzel. Şimdi senden isteğim şu abi. Yavaş ve kontrollü bir şekilde 3,5 metre mesafedeyiz. 4 saniyede hedefe kontrollü bir şekilde 3 tane atış yapacağız. Isına ısına gideceğiz. Tamam. Şimdi öncelikle gözler kulaklar. Silah çıkar. Silah hedefe doğru. Evet yap doldur şunu üstten sertçe. Güzel. Güvenli bir şekilde kılıfla. Kılıfına bakarak. Şu an tabancan dolu. Komutla beraber kılıftan çıkıp 3 tane atış yapacaksın. Süremiz var. Acele etme abi. Odaklan. Hazır mıyız? Hazırım. Evet süre geliyor. Harikasın. Parmak çıktı. Bir anlık hedefte bekledim. Güvenli bir şekilde kılıfladım. Müthiş. 4.43. Ama attığın alan neredeyse hepsini post-it'e soktun. Süper. Şimdi bir tık daha hızlanıyorsun abi. Zaten ilkini hız yapmak istemedim. Aynen. Çünkü bir yıl sonra ilk defa ateş ediyorum. Şimdi ritmini bir %15-20 daha artıracaksın. Tamam. Çünkü atacağımız alan büyük. Tamam. Tabii ki post-it'e, merkeze odaklanıyorsun. Ama hızını bir tık daha artır. Hızımı hazır mıyız abi? Tamam hazırım. Hadi süre geliyor. Çok iyi. Harikasın. Parmak çıktı. Anlık bekledim hedefte. Güvenlice kılıflıyorum. 3.12. Müthiş. Hazır mıyız? Hazırım. Bir %10 daha hızlanabilirsin. Süre geliyor. Harikasın. Kılıfa. Sen bir sene önce atmış olamazsın Ertan abi. Gerçekten bir sene önce attım. 2.58. 4 saniye demiştim. Harika. Evet şimdi geçiyoruz 6 metreye. İnsanların şöyle bir hatası var aslında. Sanki çok yakından atınca şey diyorlar bazen eğitimde. Ya abi çok yakından atıyorsun diyorlar. Ama şunu anlamıyorlar bence. Benim gözlemim şu. 3 metreden şu kadar bir şeyin içine atmakla 15 metreden bu kadar bir şeyin içine atmak aynı şey aslında. Kabaca aynı şey abi. Dediğin gibi attığın hedefin boyutuna göre. Hani o 3 metreden yaptığın atışla 15 metreden biraz böyle algın değişebilir ama kabaca hani şu kadar bir hedefe atarsın. Atıyorum 5 santim çapa. İşte 15 metreden geçtiğin zaman yani doğrusal bir orantı yok ama oradan 15 metreden de 15-20 santimlik bir çapa atmış gibi. Evet. Yani ben mesela hep bu da iyi bir antrenman yani. Çok iyi bir antrenman. Evet. Ben 3 metrenin dışında çok nadir çalışırım. Mesela. Ama 1 santimlik bozuk para koyuyorum. İşte mesela. O zaman doğru bir şey söyledim aslında. Girmeye çalışıyorum. Evet, aynen. Kesinlikle. Çok iyisin abi. Harikasın. Şimdi buradayız. Aynı atışı yine 3 atış buradan yapacağız. Ama mesafem arttıkça atış ritmimi bir tık düşürüyorum. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Evet süre geliyor. Burada 6 saniye süremiz var. Onu tamam. Söylemeyi unuttum. Evet süre geliyor. Evet. 6 saniye deyince sanki 6 tane atacağım gibi hissettim. Sonra durdum. Ben sana inanamıyorum ama. Niye? 5 fişek, 4.59'du ve hepsi de içeride. Sen beni bence yedin. Yani bir sene önce antrenman yapmış olamazsın abi. Evet önce şimdi stop. Silahı besleyen parça nedir abi? Şarjör. Şarjör. Önce onu çıkardım. Evet bir çek ettim. Evet. Koydum kılıfıma. Koydum kılıfıma. Torbana da atabilirsin. Torbama attım. Namlum hedefte. Şimdi göğsüme doğru 2.50 aldım. Evet. Çok iyi önce bir baktın. Baktık. Ama bu bakman
Tamamen güvenli olduğu anlamına gelmiyor abi. Göz çok yanılan bir organımız. Burayı, evet. Emin ol, burayı boş görmek istediğinde boş görüyorsun doluyken. Evet. Dolu görmek istediğinde dolu görüyorsun. Yani burada bir gerçeklik var. Gerçeklik algısı aslında orada olandan çok bizim beynimiz bizi manipüle edebiliyor. Aynen öyle. Baktık, evet, kontrol ettik. Boş görünüyor. Kimisi der ki işte parmağını sok vesaire, ne olmaya bak. Ama yani hani riskli, değil mi? Atıyorum -5 derecedir. Hissiyatın gitmiştir. Sokarsın. Tabii. Hissedemeyebilirsin. Önce tabii ki bir çek ettik göğsümüzü. Daha sonra kapak takımını manipüle ediyoruz hedefe doğru. Evet, bir 2-3 defa çekip bırakıyoruz. Zaten mermi varsa fırlat. Evet, tırnaklı bir arıza yoksa onu çekip dışarı tahliye edecektir. Aynen. Şimdi kılıflıyoruz güvenli bir şekilde. Tetik düşürüyor muyum, yok? Tetik, evet, poligon ortamındayken düşürebiliriz. Aslında bu da çok tartışmalı bir konu. Abi acayip bir şey sordun değil mi şu an? Değil mi? Evet. Yakaladın beni. Şu an yakalamadım, estağfurullah. Herkes farklı bir şey yapıyor da o yüzden sordum gerçekten. Tetik düşürmek aslında bu tabancan şu an %99.9 boş. Evet. Ama farz ediyorum ki abi gözüm yanıldı, göremedim. Evet. Yine farz ediyorum ki işte silahımın kapak takımının tırnağında bir problem var. Çektim tahliye de etmedi. Evet. Yani belki milyonda bir ihtimal hatta. Tabii ki. Ama ölü noktada olduğum zaman hani bunu evimde yaparsam problem. Ama biz nerede kullanıyoruz bu tabancayı? Zaten ya poligonda ya da işte görevliysek dışarıda, evet, başımıza bir iş gelirse güvenli alana tetik düşürüyoruz. Kimse evinin ortasında, tabii, bu atışı yapıp da çocuğuna yani doğru düşürmez. Düşürsek de problem yok aslında. Problem yok. Harikasın. Son etapımıza geçtik. 9 metredeyiz zaten abi. Şu ana kadar hiç kaçağın yok. Müthiş attım. Ben hala düşünüyorum bunu. Oyunu oynuyor musun bana diye. Son atışımızı yapacağız abi. Yine 3 tekrar. 7 saniye süremiz var. Tamam. Hazırsak şarjörümüzü alalım sağ elimize. Evet, şarjör tak. Silahı güvenlice çıkardık. Hedefe doğru doğrulttuk. Yaptık dolduruşumuzu sertçe. Evet. Sakince bakarak kılıfladık tabancamızı. Çok iyi. Duruşumuzu yaptık. Mesafemiz arttı. Ritmimizi bir tık düşürüyoruz zaten abi. Hazır mıyız? Evet, sakin sakin. Stop. Kılıf. 5-16. Müthiş. 0 kaçak yine. Ben bir daha yapmanı istiyorum buna. Bunda bir hile olacak. Evet, eller serbest. Odaklandık. Süre geliyor. Yine 5-16 ve hepsi tamamen grupmanın kabaca 4-5 santim içerisinde. Beni çok şaşırtıyorsun abi. Gerçekten iyi mi? Çok iyi. Yani hayatı boyunca 4-5 defa atış yapmış ve en son atışını kabaca 1 sene önce yapmış bir insan için 3-6-9 metreden atışlar yaptık ve bütün standartları karşıladın. Müthiş. Bir sonraki seviyeye mi geçiyoruz? Evet, hak kazandık abi. Adam var ya, yemin ediyorum demir gibi ya. Turkish Rambo. Senin yanında. Evet Ertan abi, birinci seviyeyi muazzam bir şekilde başarıyla geçtin. Şimdi ufak bir baş dönmesi yaratacağız vücudunda abi. Normal hayatta vücudumuzda birçok sinir sistemi muazzam bir uyum içerisinde çalışıyor. O yüzden işte bu rahatlıkla elimi kaldırıyorum, yürüyorum, rahat, evet, görebiliyorum vesaire. Bunlardan birinde ufak bir aksaklık meydana geldiğinde işte bozulmalar meydana geliyor. Onu yapmaya çalışacağız. Bunu, tamam, tutacaksın abi. Tamam. Ben sana komut vereceğim. Mesafemiz 5 metre. Tamam. Yine 20 santim çaplı bir hedefe atış yapacağız. Komutla beraber bunun etrafında dönmeye başlayacaksın. Tamam. Biraz başımız dönecek. Evet. Dönmeye başladığın zaman bu vücudundaki sistemlerden halka bir kopacak veya birkaç tanesi zincir halkası kopacak. Sonra sen aslında bir hareket yanılsaması bu. Geçici olarak sen böyle ya nesnelerin hareket ettiğini düşüneceksin ya da başının döndüğünü hissedeceksin. Sadece bu dediğim sistemlerden biri o halkadan dediğin gibi koptuğu için sonra geri toparlayacağız. Konsantrasyon, fokus. Konsantrasyon. Her şeyde bir numara. Yani iş olsun, net, spor olsun. Konsantrasyon varsa eğer, kesinlikle, problem yok. 5 tane atış yapacağız Ertan abi. Evet. Çık. Etrafında dön. Oo, başım bayağı döndü. Evet, devam. Oo. Stop, at tahtayı. Evet, duruşunu yap. Çıkman lazım, haydi. Çıkayım mı? Evet.
Komut bekledim. Komut bekliyordum. Evet. Çok pardon. Biraz kendini toparla. Sonra bir tur daha yapalım. Biraz başlamamış oldu mu? Çok oldu. Ama yani yine dışarı tahminimden çok daha fazla oldu. Tahtaya attıktan sonra güvenli bir şekilde silahı çıkardın. Tamam. Beş tane atış yapıyorsun. Bir tur daha yapalım ama bu sefer yine yormaya çalışacağım. Yoramıyorum. İyi akşamlar, estağfurullah. İkinci tura hazır mıyız abi? Dolu. Dolu. Sekiz tamam. Tane olması lazım. Tam emin değilim. Evet, gözler, kulaklar hazır. Çık. Merkezden uzaklaşmadan dönmeye çalışacağım. Oo. Devam. Oo. Sen beni nakavt edeceksin. Evet, stop. At tahtayı. Oo. Evet. Çok iyi. Yaptık kontrolümüzü. Yine kaçırdım. Demek ki biraz daha döndüm ben. Abi düşecektim ya. Vallahi düşecektim. Yani çizgiye geldi. Müthiş. O içeride. Tamam o zaman. Bitirdik bunu. Bu seviyeye geçtik mi? Geçtik. Bir sonraki seviyede görüşürüz. Tüfekten tabancaya geçiş yapacağız. Elimizde bir tüfeğimiz var 36 kalibre. Bunun tutukluk yaptığını varsayacağız. Yani hedefe çıktım, atışımı yaptığımı düşünüyorum. Tutukluk yaptığı bu tabancayı, bu sürücü elimle, düzeltiyorum tüfeği, sürücü elimle bedenimin merkezine doğru bir rotasyon yaptım. Bıraktım abi önüme. Zaten tüfeğim boş olduğu için güvenli, hiçbir tamam. Şekilde korkmana gerek yok. Rotasyon yapıp bırakırken, sürücü elimle rotasyon yapıp bırakırken atıcı elimde gitti, tabancamı kavradı o sırada. Güvenli bir şekilde çıkardım. Namlum hedefe doğru. Doğrulttum. 3 tane atış yapıyorum. Tamamdır. Şimdi bir uygulamalı göstereyim. Tamamdır. Sonra sana veririm. Evet, shot timer verebilirsin bana. Hazırım. 45 derece alt 45. Bu pozisyonda bekliyorum. Hazırım. Okey. Çok iyiydi. Timer. Acelemiz yok. Çok iyi. Kontrollü bir şekilde. Parmak çıktı. Çok iyi. Güvenli bir şekilde kılıfladım. Hazır mıyız? Hazırım. Çok iyi. Harikasın. Silah kılıfı. Evet abi, son dilimizdeyiz. Gördüğün gibi 4 tane yol koydum. 4 istasyon. Burada bir çelik hedefimiz var. En yakın atış yapacağımız nokta 8 metre. 8 metreden 16 metreye kadar 4 tane farklı istasyon var. 4 farklı istasyonun her birinde 4 tane farklı hareket yapacağız. Peki. Burada burpee ile başlıyoruz. 10 tane burpee yaptık. 10 burpee yaptıktan sonra güvenli bir şekilde silahımı kılıftan çıkardım. 1, 2, 3. 3 tane atış yapıyorum her noktada. Anladım. Daha sonra yine bakarak güvenli bir şekilde kılıfladım. Birinci istasyonum bu. 2 orası, 3 orası ve finish 4'te orası. İkinci istasyonu geçtim. Launch yapıyorum. 15 yapıyorum. 15 yapıyorum. Tamam. 15 launch yaptım. Daha sonra 3 atış yaptım. Kılıfladım. Geçtim 4'e. 4'te 15 tane şınav yapıyoruz. Anlaşıldı. Şınav bitti. Yine güvenli bir şekilde atışımı yapıp kılıflayıp son nokta 4'e geçiyorum. 4'te de 15 tane squat yapıyorum. Yine 3 atış. Güzel bitmesin diyorsun. Bugün güzel bitmesin. Dikkat etmen gereken şey burada ilk istasyondaki mesafemle, hedefe olan mesafemle son istasyonun arasında bir mesafe var. Farklı. Evet. Burası 8, orası 16-17 metre. Buradan hedefe çıktığımda 3 atış yaparken pap 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 bu ritimle atıyorum. İkinci yola geçtiğimde 10 metreye, 12 metreye geliyorum. Orada ritmimi biraz daha açmam lazım mesafe uzadıkça. Bam. Biraz daha bam, sakin. Bam. Ve aynı zamanda vücudum da bir stres altına girecek. Her istasyonda farklı hareket yapacağım için. Mesafe uzaklaştıkça ve yoruldukça ritmini biraz düşür. Tamam, her şeyi anladım. Güzel ama bence bir şey söylemeyi unuttuk. O da... Ağırlıklar mı? Aynen. Yani daha demin hazırlanırken zaten Ali göstermiştir. Yeleğimizin içine 9 kilo ön tarafa, 9 kilo arka tarafa ağırlık koyduk.
Burpee yapıyoruz, squat yapıyoruz. Üzerimde bir 18 kilo ile beraber bunu yapacağım. 18 artı 1 kilo yelek ve şu tesisatlarla beraber kapaca 22-23 kilo ağırlığımız tesisatla var aslında. Bu işi yapacağız. Vücut ağırlığının üzerine bir 22 kilo daha ağırlığımız var. 12 tane atış yapacağız. 4 istasyonda 3'er fişek. 7 tanesi bana göre başarılıdır. Küçük bir hedefimiz var. Season dediğimiz bir yetişkin bir bireyden daha küçük. Yani 55-60 kilo bir insanın üst vücudu gibi düşünebiliriz. 12 fişekte 7 tane atarsak başarıyla bitirip noktalamış oluyoruz günü. Hadi bakalım. Gittikçe zorlaştı işler. Ben ama burada sen anladığım kadarıyla taktik atıcılıkla sporu birleştirdin. Gibi. Çok fazla böyle yurt dışında video izledim böyle Amerika'da. Var bir şeyler taşıyarak, hareketler yaparak sonra atış yapıyorlardı. Merak ediyordum. Çok Türkçe'de böyle içerik görmedim. O yüzden elimden geleni yapacağım. Sen sporcu olarak. İnsanları sunmuş olurdu abi. Aynen. Hazır mıyız abi? Hazırız. Umarım güzel bir şekilde bitiririz bunu da. Ben bitireceğine inanıyorum. Evet. Evet, alalım yerimizi. Şarjörünü göster abi bana. Evet, tak silahına şarjörünü. Silahı güvenli bir şekilde çıkar. Hedefte dolduruşunu yap. Evet, güvenli bir şekilde kılıfla. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, komutla beraber çık. Rocky'ye. Harikasın. Son. Kuka'nın yanında yerini al hemen. Evet. 3 tane. Bak, güvenli bir şekilde kılıfla. Evet. 2 numaralı istasyona. Launch. Komando dansı. 15 tane. 3, 4, 5. Harikasın. 6. On üç, 14, 15, 16. Kontrollü bir şekilde, sakinsin. Harikasın, güvenli bir şekilde kılıfladın 3 numaraya. Push up, 15 tane. Harikasın, haydi. Ritmini düşürmeyi unutma bir tık. Hedef açılı. Çok iyi, güvenli bir şekilde kılıfladım. Squat 15 tane. Çök biraz daha. Evet, nefes al, nefes ver. Harikasın, 16 metredeyiz. Ritmini ayarla. Güvenli bir şekilde kılıfla. Harikasın. 12'de 11. 7 dedim. Bir isabetim var. Muazzam. En yakından kaçırdım. İnanamıyorum. Evet. Neyse, o da bugün nazarlı olsun. Bugün kaçırdığın tek bir şey koydum. İnanamıyorum. Muazzam. Yalnız. Derin nefes. Evet. Abi. Nabzı yükselttiğimiz zaman. Çok fark ediyor değil mi abi? Çok fark ediyor çünkü onu sporculuktan biliyorum. Hani sakin kalmaya çalışıyorsun ya. Hı hı. Sinir sistemi devreye giriyor. Mükemmel bir duygu. Durdurmaya çalışıyorsun ama evet. Sen o halde bile yine bir bacakta günü bitirdin. Yani aslında şu moral de çok önemli bir şey. Oraya gittim ya, çok basit algıladım. Aha. Konsantre olmadım. Bir sonraki istasyonu düşündüm. Onu dedim ki kaçtın. Zaten dedim şu anda burası çok kolay. Ve bir tane kaçtı ve moralim bozuldu. O yüzden buraya gelene kadar nasıl kaçırdım onu? Aslında onu düşünmeseydin daha istikrarlı ve... Düzgün bir şekilde yapabildim. Çok iyiydi. Ama toparladım sonradan. Ben bunu normal bir insana göre hazırlamıştım. Aslında bilseydim, senin bu derece böyle olduğunu bilseydim çarpı iki koyardım bunları. Ya estağfurullah, yok. Valla benim için mükemmel keyifli bir gündü. Ben tabii senin bu konuyu bilmiyorum ama kendi konularımda eğitmen olduğum için eğitimin, bildiğim bir şey karşıya geçmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Sen bu konuda çok sakin, çok iyisin ve... Çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Bugün ilk defa bir araya geldik ve video yaptık. Ama Green Beret'i ben takip ediyordum zamandır. Sizler de takip edin Instagram'dan. Çok değerli, çok güzel bir adam. İnşallah son olmaz. İnşallah. Bir araya geliriz, antrenman yaparız, kamp yaparız. Süper olur. Atış yaparız. Çünkü sen kamp da yapmayı seviyorsun biliyorum. Kesinlikle. Şöyle buz gibi suya girdim falan demiştin. Belki bir gün beraber yaparız. Ama zamanın için, bugün için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eksik olma. Sen de öyle.
Ne diyorsun? Güzeldi ha? Müthişti. Gerçekten muazzamdı yani. Beklediğimden çok daha iyi. Tamam o zaman. İnşallah bir dahaki sefere belki daha farklı şeyler yaparız. Ama hakikaten benim için çok keyif vericiydi. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Her zaman söylüyorum, YouTube bana hayat verdi diye. Çünkü bir daha ne zaman bu kanyona gelip burada bu kadar güzel bir adamla, bilgi bir adamla antrenman yapacağım. YouTube sayesinde bunları yapıyorum, bu güzel adamları buluyorum. Ve hem kendim çok keyif alıyorum hem de sizlerle tanıştırmaya çalışıyorum. Belki çoğunuz onu tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız da Instagram adresini aşağıda paylaşacağım. Bizden selam söylersiniz. Bugünlük bu kadar. Nabzımızı düşüreceğiz. Belki bir yemek yere gideriz. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.